Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakara suresinde ayet 2'de kalmıştık. Hudan lil demiştik. Kur'an muttakiler için hidayettir takvanın manasını, takvanın mertebelerini ve takvanın 15 meyvesini anlatmıştık. Devam ediyoruz. Ellezine. Ellezine ismi mevsuldür. Her zaman Kur'an'da önceki ibareyi izah için gelir. Yani ellezine muttaki olan kullar o kimselerdir ki evet. Cenab-ı Hak takva sahiplerini beş sıfat ile vasfetmiş. Bir, Yü'minune iman ederler bil gaybi gayba. Birinci vasıfları müminlerin gayba iman ederler. Yü'minune iman ederler biraz kelimeyi parçalayalım. İmanın aslı, kökü eman. Eman. Türkçe'de girmiş bir kelime eman. İman sahibine mümin deniliyor. Çünkü iman sahibi imanı ile kendini cehennemden emin kılar. Cehenneme karşı bir eman sahibi olduğundan dolayı ona mümin denir. Mümin aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın da bir ismidir. Çünkü Cenab-ı Hak da imanı sebebiyle kulunu cehenneme atmaz. İmanı sebebiyle cehenneme karşı kuluna bir eman ver. Bu sebeple Allah mümindir. İman da kalbin tasdikiyle beraber dilin ikrarı lazım mıdır değil midir? Yani bir kimse kalp ile Allah'ın varlığını birliğini ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın peygamberliğini tasdik etsin. Kelime-i şehadeti kalbiyle söylese ama diliyle ikrar etmese mümin midir? İman kelimesi üzerine tefekkür ediyoruz. Üç farklı izah var. Birincisi İmam Eşari'nin izahı. Diyor ki kalbin tasdiki kafidir. Ve izah ediyor. Dil ile ikrar kalptekinin bilinmesi içindir. Halbuki Cenab-ı Hak kalpte olanları en iyi bilendir. Cenab-ı Hakk'a karşı dil ile ikrar lazım değildir ki. İmam Eşari'ye göre kalp ile tasdik ettiği halde dil ile ikrar etmeyenler mümindir ve ahirette mümin olarak hesaba çekilecektir. İkinci görüş Allame İbni Hümam'ın görüşü. O da der ki evet kalbin tasdiki asıldık ama mazereti olmayanlar imanını gizlemek zorunda olmayanların dil ile ikrar etmesi gerekir. Eğer dil ile ikrar etmezse mazereti olmadığı halde dil ile iman kelimesini telaffuz etmezse Kalbindeki iman onu kurtarmaz. Onunkisi küfrü inadi olur. Kalbiyle tasdik ediyor ama diliyle inadından dolayı imanını ilan etmiyor. Üçüncü görüş ki bizim mezhebimizin görüşü, İmam-ı Azam Efendimizin görüşü, o da der ki iman iki rükünden oluşur. Birincisi kalbin tasdiki, ikincisi dilin ikrar. Kalp ile tasdik etmediği halde dil ile ikrar edenler nasıl münafık oluyorsa ve iman onlardan kabul edilmiyorsa kalp ile tasdik ettiği halde dil ile ikrar etmeyenler de kafirdir ve kalbin tasdiki onların mümin olması için yeterli değildir. Buyurmuş İmam-ı Azam Efendimiz. Ellezine <laughs> <laughs> yu'minune Onlar iman ederler. Muttakiler. İmam-ı Azam Hazretlerine göre kalpleriyle tasdik, dilleriyle ikrar ederler. Allame İbn Humam'a göre mazereti varsa kalple tasdik eder ama mazereti yoksa dille de ikrar eder. İmam Eş'ar Hazretlerine göre ellazina yu'minun onlar ki iman ederler. Yani onlar ki kalpleriyle tasdik ederler. Neye iman edenler bil gaybi gayba iman ederler. Peki gayb ne? Gaybın en kısa tanımı beş duyu organı ile anlaşılamayan şey. Gayb neymiş? Beş duyu organı ile anlaşılamayan şey. İkiye ayrı ayrılmış. Kur'an gaybı ikiye ayırmış. Birincisi Enam suresinde geçiyor. Ve indahu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Ve indahu onun yanındadır. Allah'ın katındadır. Ne? Mefatihul gayb. Gaybin anahtarları ki la ya'lemuha illa hu. O gaybı Allah'tan başkası bilemez. Bir, Bilinmeyen bir gayb var Allah'ın Kullarına bildirmedi. Allah'tan başka Kimsenin Muttali olamadığı Bir gayb İkinci gayb da Delili olan şey Evet beş duyu organı Nüfuz edemiyor ama Delili var Akli veya nakli Cennet gibi cehennem gibi, sırat gibi, hesap gibi, kabir azabı gibi. İşte ayeti kerimede اَلَّذ۪ينَ bil gayb". onlar gayba iman ederler ifadesiyle beyan buyrulan gayb, ikinci gayb. Delili olan gayb, i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki, buradaki gayb, gözünle görmediğin halde, inanmakla em olduğun melekler, dirilmek, cennet, sırat ve mizan gibi şeylerdir. İşte onlar gayba iman ederler. Yani iman etmek için gözüyle görmek, eliyle hissetmek, kulağı ile işitmek. Efendim, diliyle tatmak bunlar aramazlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an'la ya da hadisleriyle neye iman edilmesini bildirmişse onun için gayb olan o şeylere iman ederler. Muttakinin birinci sıfat. İkincisi ve yugimune salate ve yugimune ikame ederler esselate namazı. Genelde meller de namazı dost kılarlar manası verilmiş. Ama mana bu değil aslında. Egame game fiilinin ifal babına girmiş hali. Game kalktı, egame kaldırdı demek yugimu bu fiilin muzarisi yugimune kaldırırlar neyi esselate namaz Cenab-ı Hak takva sahibini namazı kaldırmakla vasfetmiş namazı kaldırmak işaretül icaz tefsirinde Bediüzzaman hazretlerinin yugimune selaha yaptığı güzel bir tefsir var Kur'an'ın i'cazı i'cazındandır. Kur'an'ın i'cazı i'cazındandır. İki tane i'caz var. Birincisi y ile uzatılan i'caz. Onun manası sözü az söyleyip çok fazla manayı ifade etmek. Sözü az söyleyip çok fazla manayı ifade etmek. İkincisi i'caz, ayınlı yazılıyor. Aciz bırakmak, mucizevi olmak. İşte Kur'an'ın i'cazı, Kur'an'ın az kelam ile, az kelime ile çok manalar ifade etmesi i'cazındandır, mucizeviliğindendir ve taklidini getirmek hususunda insanları aciz bırakan yönlerindendir. Demek Kur'an'da ne varmış? İcaz, az kelamla çok mana ifade etmek. Peki. Ve yugimune salate. Kaç kelime? Ve yugimune bir. Esselate iki kelime namazı kılarlar. İki kelimeye bedel yusallu nedenseydi. O da namaz kılarlar manasında. Yani şöyle olsaydı takdir kelam. Ellezine yu'minun bil gaybi ve ne olsaydı. Ve yusallun olmamış ve yuqimun salat olmuş. Kur'an'ın mucizevi bir yönü olan icaz, niçin bu ada terk edilmiş? Bir kelimeyle takva sahiplerinin namaz kıldıkları ifade edilebilecek iken niçin iki kelime tercih edilmiş? Üstadımız diyor ki ikamede ve yugimune selate namazı ikame ederler. İkamede üç mana vardır ki Yusallune de o manalar bulunmaz. Üç manaya dikkat çekmek için iki kelimeden oluşan yugimune salate aynı manaya gelebilecek bir kelimeden oluşan yusallune tercih edilmiştir. Peki bu üç mana ne? Bir tadili erkan. ikame tadili erken manasını taşıyor. Yusallune taşımıyor. İki, mudavemet. Yani namaza devam etmek. İkame, namaza devam manasını taşıyabiliyor. Yusallune taşıyamıyor. Üçte muhafaza. Yani o namazı diğer günahları işleyerek kirletmemek. Saf, halis bir halde bırakmak. İşte namazın üç şartı olan tadili erkan, namaza devam etmek ve namazı muhafaza etmek manalarını Cenab-ı Hak ihtar etmek için hmm. ve yugimune salate buyurmuş, yusallune buyurmamış. Namazla ilgili Malum değil mi? biz bir eser hazırladık. Gözümün nuru namaz. Burada anlatabileceğimizden çok daha fazlasını o esere kaydettik, videosunu yaptık. Dolayısıyla Gözümün nuru namaz eserimizi Yugimune salate namazı ikame ederler ayetinin tefsiri babında seyretmenizi ben tavsiye ediyorum. Burada dört hadisi şerifi nakletmek istiyor. Namaz hakkında. Şöyle namaz hususunda tembelliğe bizi sevk eden nefse mağrenin kulağı çınlasın. Birinci hadisi şerifimiz. Likulli şeyin saffetun. Her şeyin bir özü vardır her şeyin bir hülasası vardı. Ve iman, imanın özü essela namazdı. Ve subhanallah. Her şeyin bir özü vardı. İmanın da özü Namazdır. Namaz kılmayan bir kişi imanın özünü kaybetmiştir. Ve bir şey özünü kaybettiğinde Artık o şeyin kıymeti kalmaz. Meyvesi bitmez. İkinci hadis şerif. i̇bn Mesud Hazretlerinden nakledilmiş. Sahabelerden birisi ya Resulallah. Cenab-ı Hakk'ın indinde en makbul ve en sevgili amel nedir diye sorduğunda. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Esselatu ala vaktiha vaktinde kılınan namazdı. Allah katında en sevgili, en makbul amel. Vaktinde kılınan namazdı. Sümme bundan sonra birgül valideyni anne babaya iyilik etmendi. Sümme bundan sonra el cihadu fi Allah yolunda cihad etmektir. Fe subhanallah vaktinde kılınan namaz demek ki Allah'a Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili, daha sevimli ve daha kıymetli. Üçüncü hadis şerifimiz Hazret Huzeyfe'den nakledilmiş. Fitnetu raculi fi ehlihi ve malihi ve veladihi ve carihi. İnsanın fitnesi yani insanın işlemiş olduğu suç, günah ne sebebiyle fi ehli ailesi sebebiyle ve malihi ve malı sebebiyle ve veledihi ve evladı sebebiyle ve carihi ve komşu sebebiyle. Demim insan bazen ehli için, eşi için, malı için, evladı için komşusu için ve bunlar yüzünden günah işler ya yukeffire hessalatu ve savmu ve sadakatu vel emu ve nahyu fe subhanallah fe subhanallah namaz namaz oruç sadaka iyiliği emretmek kötülüğü nehyetmek o günahları siler bir daha bakalım şimdi. İnsan bir günah işliyor. Bir günah. Eşi, evladı, malı ve komşu sebebi. Kılmış olduğu namaz, tutmuş olduğu oruç, vermiş olduğu sadaka, iyiliği emretmesi, kötülüğü nehyetmesi onun işlemiş olduğu günaha kefaret oluyor o namazı ve diğer ibadetler sebebiyle Cenab-ı Hak onun işlemiş olduğu günahı siliyor. Dördüncü hadisi şerifimiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Eve eytüm lev enne bi babi ahadikum. Bana haber verin. Bana haber verin. Sizden birisinin kapısında bir nehir olsa yagtasilu fihi kulla yevmin hamsa o da her gün o nehirde beş defa yıkansın. Ma tegulu zalik yubgi min deveni ondan bir iki kalır mı ne dersiniz? Efendimiz buyurmuş. Evimizin önünden bir nehir akıyor. Biz de günde beş defa o suyun içinde yıkanıyoruz. Efendimiz buyurmuş. Ne dersiniz? O kişinin kirinden bir şey kalır mı? Galu <laughs> sabela dediler ki la yubgi min darani şey'e onun kirinden hiçbir şey kalmaz. Yani günde beş defa yıkanan bir insanın vücudunda kir olabilir Olmaz. Gal <laughs> Efendimiz dedi ki fezalike mislus salavatil hams İşte bu bunun gibi beş vakit namaz da yemhullahu bihel hataya. Beş vakit namaz da bu su gibidir. Allah o namazla kulunun günahlarını siler, yok eder. Allah. Demek kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bize namaz kılmayı nasip etmesi ne büyük bir nimet, ne büyük bir nimet. İnşallah elimizle, gözümüzle, dilimizle ve diğer azalarla işlemiş olduğumuz günahlara kılmış olduğumuz o namazlar kefaret olur. Değil mi? Hadi şey İki namaz arasındaki günahlara kefaretti. İki cuma arasındaki namazlar kefarettir. İki Ramazan arasındaki günahlara kefarettir. İki ümre arasındaki günahlara kefarettir. Yani Rabbimiz, Rabbimiz bizi cehenneme atmamak, bizi affetmek için her türlü bani yaratmış. Fesbana. Bu kadar ikramdan, bu kadar ihsandan, bu kadar aftan sonra kul hala cehenneme gidiyorsa veil olsun o kulun haline. Ellezine yu'minun bil gayb. Onlar gayba iman ederler ve yuqimun es ve namazı ikame ederler. Namazı tadil erkan ile kılarlar. Namaza devam ederler. Namazı içindeki ve dışındaki farzlarıyla, sünnetiyle, müstehabıyla muhafaza ederler. Ve mimma razaknahum yunfigun. Ve mimma ve o şeylerden ki razakna biz rızıklandırdık hüm onları yunfigun infak ederler bizim onları rızıklandırdığımız şeyden infak ederler infak biraz evvel ifade etmiştim Kur'an'ın icazı icazındandır yani Kur'an'ın az kelam ile çok mana ifade etmesi Kur'an'ın mucizevi yönüydü. İşte bu ibare icaza güzel bir örnek. Bakın ve mimma gazaknahum yunfigun. Bu kadar. Mali bizim onlara rızık olarak verdiklerimizden infak eder. Şu kısacık ayeti Kerime, sadakanın ve zekatın altı şartını içinde barındırmış. Fesubhanallah Altı tane şart, mimma gazaknahum yunfigun. Şu ibarede saklanmış. Bakın, birinci şart, mimmanın takdimi. Nasıl başlamış ifade? Mimma Razak Nahum yun başa alınmış. Başa almaya Arapçada takdim deniliyor. Ve kural şu takdim tahsisi ifade eder. Yani minma razak nahum. mimma minma şunu ifade ediyor öne geçmekle Bizim ona rızık verdiğimiz şeylerden sadece. Yani, zekat ve sadaka kişinin malından olmalı. Allah'ın ona verdiklerinden olmalı. Birisinden alıp başkasına vermek sadaka ve zekat değildir. Mimmanın takdimi malın mimmanın takdimi kişinin kendi malından vermesini ifade eder. İki, mimmanın aslı min madır. Min ile ma birleşmiş min ma olmuş. Bu adaki min tebyiz edatıdır. Yani bir parçayı, bir bölümü, bir kısmı bildir. Mana şöyle olur. Sadaka vermekte israf etmesin. Malının tamamından değil, bir kısmından versin. İkinci kural. Birinci kural Kendi malından Sadaka vermek zekat vermek İkinci kural Sadakada israf Etmemek Üçüncü kural razakna ifade ediyor Rızkı biz verdik Yani iyilik yaptığı kimseye Onu sana ben verdim Ben olmasaydım sen ne yapardın Yaptığı iyiliği Başa kalkmakla eziyetle boşa çıkartmasın. Razakna rızkı biz verdik. Rızkın sahibi biziz. Kim ki malından veriyorsa aslında bizim ona verdiğimiz emanetten veriyor. Bizim malımızdan veriyor. Razakna başa kalkmakla eziyetle minnetle sadakanın bozulmamasını işaret eder. Kuran diyor ya, "Vela tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Sakın sadakalarınızı başa kalkmak ve eziyet vermekle boşa çıkartmayın. Şevvezzak ne diyor ki? Rızkı biz verdik. Mülkün sahibi biziz. Kimse kendi malını vermiyor. Bizim malımızı veriyor. Kendi malını vermeyen ne diye başa kalksın, eziyet versin, minnet beklesin. Dördüncü şart razak rızık na'ya isna edilmiş. Razak Yani Allah diyor ki biz verdik. Fakirlik korkusuyla sadakanın terk edilmemesini. Yani biz verdik yenisini vermeye muktediriz. Ve subhanallah. Rızkın na'ya yani biz zamirine isnadı fakirlik korkusuyla sadakanın terk edilmemesini ifade eder beş biz onlara rızık verdik peki bu rızık nedir mal mı mevki mi ilim mi nedir ati kerime izah etmiyor mutlak bırakıyor arapçada bir ifade kayıtsız mutlak bırakılmışsa o nevin bütün fertlerini içine al rızkın bütün fertlerini içine aldı. Yani biz ona rızık olarak ne verdiysek ondan infak eder. İlim mi verdik? Ondan infak eder. Kuvvet mi verdik? O kuvvetle cihat eder. Makam mı verdik? O makamı bizim yolumuzda kullanır. İşte rızkın kayıtsız bırakılması, mutlak bırakılması, sadakanın sadece mala nasıl olmadığını, ilim, kuvvet gibi başka şeylerde de sadakanın olduğuna işaret. Altını şart yunfigun. Değil mi? Aslı nafakadan geliyor. Alan da nafakasını harcayacak. Günahta, sefaatte, isyanda harcamayacak. Nafaka kelimesi buna işaret ediyor. Bakın bir daha toplayayım bir mimmanın takdimi kişinin kendi malından sadaka ve zekat vermesini iki min tebiz edatı sadakada israf edilmemesi üç gazakna rızkı biz verdik rızkın minnetle başa kalkmakla bozulmaması yine gazakna rızkın naya isnadı Fakirlik korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Beş, rızkın çeşidini bildirmeyip rızkı mutlak bırakmak. Allah ne verdiyse güzel bir sesten tutun da bir fikre ilme kadar ne varsa bütün kendisine yapılan insanlarda bir nevi sadakanın olabileceği ve altı yun figun, nafaka kelimesi alan nafakasına kullanacak. Zaruri ihtiyaçlarını harcayacak. Yoksa sefaatte günahı harcaması için birisine bir şey versek o sadaka değildi, infak değildi. Evet altı şartı Kur'an üç kelime ile ifade etti bu sayfayı tamamlamaya niyet etmiştim ama burada duralım bir daha manayı toparlayalım demiştik ki lil muttakin bu Kuran muttakiler için hidayettir Cenab-Allah bu sayfada muttakilerin beş sıfatını saymıştı biz üçünü öğrendik. İkisini bir sonraki dersimize bırakalım. Bir, onlar gayba iman ederler. İki, onlar namazı ikame ederler. Ve üç, onlar bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan infak ederler. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke la ilmelene إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تَقَبَّلْ مِنَّا بِهُمَّةِ الْفَاتِحَةِ